Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an burada saat sabah 7. Bugün sizlerle birlikte New York'un en batısında, Long Island tarafında Montauk denilen bir bölgeye gideceğiz. Çok tarihi bir bölge olarak geçiyor. New York'un gerçekten çok zengin olan insanların yaşadığı bir bölge. Kullanılan araçlardan nasıl bir durumda olan insanların burada yaşadığını anlayabilirsiniz. Bugün böyle diğer videolarımdan farklı olarak biraz daha böyle vlog gibi bir video hazırlamak istedim sizler için. Sen şeytan taşlıyor gibisin ya. Yine beni bırakıp kaçmışsın. Geç kalıyordum. Trenle gitmem gerekiyordu normalde. Metro ile gidecektim ama şu an Uber çağırdım ve Uber ile birlikte Penn Station'a gideceğim. İlk önce Manhattan'a. Orada Serpil abla ile buluşacağım. Serpil abla ile buluştuktan sonra da hep birlikte 2,5 saatlik bir tren yolculuğuyla Montauk'a gideceğiz. Bu tren yolculuğunu da elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Montauk'ta da güzel bir gezi yapacağız. Hadi hep birlikte gezimize başlayalım. Şimdi trenimize bineceğiz. Jamaica'da ineceğiz. Rehberimiz. Şaşkın rehber. Bu arada maske hala zorunda. Az önce söylemiştim ama yine de söyleyeyim. Trenlerde ve böyle büyük insanlarla bir arada bulunduğun yerlerde sadece toplu ulaşımda hala zorunlu. Evet, ilk gideceğimiz nokta için hareket ettik şu anda. Nereye geldik? Jamaica'ya geldik. Tren değiştireceğiz. Bir sonraki trene geçeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar size etrafı göstermeye çalışacağım. 2,5 saatlik bir yolculuğumuz var. Umarım keyif alırsınız siz de. Hadi birlikte başlayalım. Kaçak geliyor, göründü. Nereye gitmiştin sen? Evet, şimdi durağımıza geldik. Bineceğiz. Ve geldik. Harika. Şimdi otobüse bineceğiz. Otobüsle de farklı bir lokasyona devam edeceğiz. Hadi, hemen kap. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsten indik, kasabamıza geldik. Aa, kaldırım yapmamış adamlar buraya ya. Amerika'nın göbeğinde kaldırım yok kardeşim. Bütün yazlıkçılar burada. Ne düşünüyorsun? İçerisi. Ve şimdi kahvemizi ve tatlımızı alacağız. İnanılmaz bir yoğunluk var. Evet, şimdi kahvemizi aldık, bagel'ımızı aldık. Bagel'da arkadaşlar burada böyle bildiğiniz bizim aslında poğaça tarzı. Aynen şöyle. Arasına krem peynir sürdürdük. Krem peynir ve neydi? Reçel. Reçel. Buranın reçeli de böyle jel gibi oluyor. Jeli diyorsunuz o yüzden. Onlardan aldık. Kahvemizi de göstereyim. Şöyle büyük bir kahve. Hepsi için toplamda ne kadar ödedik abla? Yo, tax'le birlikte 24 dolar. Hepsi her şey dahil 24 dolar ödedik. Şimdi biz bunları yiyelim. Daha sonra hep birlikte sahil tarafına bir gidip oraları göreceğiz. Gerçekten harika bir yer bu arada. Hava inanılmaz sıcak ve güzel. Hafif de biraz puslu gibi böyle. Çünkü o da büyük bir ihtimalle okyanusun buharlaşmasından dolayı bu kadar sıcağı. Biz de buharlaşırız büyük bir ihtimalle. Asla Serpil abla beni duymuyor. Tıkınma derdinde şu an. Umrunda bile değil, tıkınıyor. Neyse, biz tıkınalım. Ondan sonra çekime devam. Oteller çok pahalı burada. Geceliği 500 dolar. Mesela alın örnek. Ama bu kokuyu ölüyorum işte abi. Gerçekten yani şu denizin kokusuna, o iyotun kokusuna bayılıyorum. Bir de gerçekten bulup bulabileceğiniz en temiz su. New York'ta özellikle. Bakın, o dediğim şey var işte. Bak, ileriyi biraz göremiyorsun, gördün mü? Bunun da sebebi şey, biraz bu sıcaktan dolayı yoğunlaşma oluyor. Bundan dolayı da genel olarak çok daha fazla ilerisini göremiyorsun. Mesela ablamız gelmiş, bak orada spor yapıyor. Şu gördüğünüz bölgede böyle motel arkadaşlar. Burada kalabilirsin. Gecelik 500 dolar ödüyorsunuz, kalıyorsunuz. Sabah hemen buradan plaja atlıyorsunuz. Denizinize giriyorsunuz, güneşleniyorsunuz, keyfinizi yapıyorsunuz. Harika bir ortam. Tadını çıkarabilirsiniz. Ee,
burada Türkiye'de bulduğunuz gibi böyle kumun içinde gömülmüş sigara izmariti bulamazsınız. Genel olarak kimse sigara içmiyor. Gel, gel, okyanusa gel. Gel, okyanusa gel. İçine çek, içine çek. Gerçekten muhteşem, muhteşem bir alan. O New York'un, Manhattan'ın daha doğrusu vermiş olduğu o stresten uzakta harika bir mekan. İnşallah bir gün size de nasip olur, gelirsiniz ve belki de birlikte geliriz buraya. Hadi gidiyorum ben. Yani o kadar güzel bir etkinlik ki, o kadar güzel bir değişiklik ki insan için. Gerçekten şehrin içinde boğuluyoruz bazen binaların arasında, biliyorsunuz. Yani eğer fırsatınız varsa, eğer büyük şehirlerde yaşayan insanlarsanız, ki çoğunluğumuz zaten öyle. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız zaman buldukça lütfen denize daha yakın olabileceğiniz, yeşile daha yakın olabileceğiniz yerlere gidin ve ruhunuzu dinlendirin. Ya nasıl benim elime düştün? Nasıl benim elime düştün? Arkadaşlar güneşten korunuyoruz. Şimdi birlikte etrafa göz atalım. Bakın eleman arıyorlar arkadaşlar mesela burada. Ve yüksek ödeme yapacağız diyor. Tipler dahil diyor. Doğum günü partisi yapıyorlar aşağıda. Bunlar insanlar da işte doğum gününe gelenler. Böyle küçük butik alışveriş merkezleri var. Mesela sörf tahtaları alıyorlar. Ve sörf dersi de veriyorlarmış. Eğer isterseniz bakın şu numarayı arıyorsunuz ve sörf dersi alabiliyorsunuz. Ya da böyle bisikletler kiralayıp bunlarla da dolaşabiliyorsunuz bu kasabada. Zaten gelen ve kullanılan araçlardan nasıl bir durumda olan insanların burada yaşadığını anlayabilirsiniz. Genel olarak gelenler de zaten bu şekilde. Abimiz park yapıyor. Arkadaşlar şunu bilin. Türkiye'deki otel konforunu kolay kolay hiçbir ülkede bulamayacaksınız dünyada. Ben birçok yeri gezdim. Gerçekten çok zor çünkü bizim otel kalitemiz gerçekten çok iyi. Özellikle her şey içerisinde, her şey dahil olanlar, included olanlar. Biraz tabii ki bu yönlerde zayıf olduğu yönlerde var. Her konuda dört dörtlük olamaz bir ülkede zaten. Ama maddi olarak her zaman dört dörtlük oluyorsunuz. O yüzden aman $950 harcamışım falan diye düşünme ihtiyacı duymuyorsunuz. Çünkü zaten harcayın, kazanıyorsunuz tekrardan. Ablamız ne güzel, vurdur vurdur yürüyor. Çok keyifli bir yer ya, ayağımı burktum. Ay. Yani çok güzel restoranları var. Tabii American Diner sisteminde genelde. Oo, şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok hoş. Sence? Çok güzel. Gerçekten her biri ayrı güzel. Şunların güzelliğine bakın. Burada da Türkiye'yi şey yaptık, anmış olduk. Gerçekten çok hoş. Burası da Strawberry Fields diye. Ya da videoyu al. Videoyu alayım, fotoğraflarız, olur mu? Bakın mesela fiyatlara bir bakalım ablacığım. Regular fiyat, cash veya kredi diyor. Yani nakit veya kredi kartıyla ödeseniz de Türkiye'deki normal benzin fiyatı burada 4.18 ama galonu. Yani mesela bunu bizim evin orada almaya kalksam 3.10 falandı sanırım en son aldığımda. Ne kadar yüksek burada. Bayağı fark ediyor. $6.895.000 şu evin fiyatı. Bunda mesela 6 tane yatak odası, 7 tane banyo bulunuyor diyor. Ya artık salonu malonu siz düşünün. Yani devasa evler var. Şimdi otobüse biniş saatimiz yaklaştı. Tekrardan bir kahve alacağız. Ondan sonra otobüsümüze doğru gideceğiz ve bir sonraki lokasyonumuza devam edeceğiz. Bir sonraki lokasyonumuz da Lighthouse. Yani deniz fenerinin müzesine gideceğiz. Deniz feneri kapalıymış maalesef. Müzesi açık. Yukarı müzesi açık sadece. Kapalı. Tepesi kapalıymış. Tepeye çıkamayacağız. Evet arkadaşlar, burası da Amerika'nın en eski çiftliklerinden birisi. İkinci lokasyonumuza gitmek için yoldayız. Serpil Hanım, bıraktınız beni, gidiyorsunuz önden önden. En eski dördüncü deniz feneri. George Washington tarafından. Long Island.
onaylanmış. Amerika'nın en eski 4. deniz fenerine geldik. Buradan hemen biletlerimizi alacağız rehberimizin eşliğinde. Maalesef kuleye çıkamıyoruz çünkü çalışma varmış. Restorasyon çalışması yapılıyor. Hem de Covid'den dolayı almıyorlar. Evet, şu an geçtik. Biletlerimizi aldık. Heyecanlandım ya abla. Baksana ya, ne kadar güzel. Evet, çalışmalar var söylemiştim. O yüzden maalesef yukarıya bizi almayacaklar. Şuraya çıkmak istiyordum. Neyse, seneye yine geliriz o zaman. Başkan George Washington tarafından 1795'te başlamış, 1797'de de bitmiş ve onun tarafından da burası onaylanmış. Amerika'nın en eski 4. feneri, deniz feneri. O zamanın parasıyla da 22.300 dolara mal olmuş. Fener gaz yağı ile çalışıyormuş, onunla birlikte aydınlanıyormuş. Yani 1940'tan beri de elektrikle çalışıyormuş arkadaşlar. Grubumuz bayağı kalabalık. 24 kişiyiz. Bu arada bugün gerçekten böyle full sis var, görüyorsunuz. Şu an müzedeyiz arkadaşlar. Burası deniz feneri bekçisinin yatak odası orijinalde. Deniz feneri bekçisi olmak varmış yani, şu manzaraya bakın dışarıdaki. Bu da çok eski halleri. Burası da iletişim odası. Zamanında burada çalışan bekçinin üniforması, çalışma masası burada. Burası da fenerin üstündeki lambayı gösteriyor, nasıl çalışma prensibini gösteriyor. Evet, şu an devasa bir şey ya. Gerçekten büyükmüş. İşte zamanında böyle gaz lambasıyla yanıyormuş, yağla. Bunun içinde de daha devasa yanan bir bölüm var. Tabi camlarla da kuvvetlendirmişler ki lens görevi görmüş. Tabii zamanında kullanılan telefonlar çok hoş ya gerçekten. Bekçi asistanının yatak odası. Tabi şu anda daha müze haline dönüştürüldüğü için yatak matak kalmamış. Arkadaşlar, bu da vaşak kürkü. Vaşak kürkü. Bunu da battaniye olarak kullanıyorlarmış. Tedirimize var ve beraberindekiler Spanış Savaşı zamanında burada karantina altına alınmışlar. İspanyol Savaşı zamanında. Evet. Wow. Malaria hastalığı. Güzel bir ortam ki. Mesela o dönem yine kullanılan bir çan. Tabi de o dönem balıkçılıkta kullanılan oltalardan örnekler. Çok devasa büyük oltalar kullanılıyormuş. O dönem balinalar çok tutuluyormuş çünkü balinaların bir yağı kullanılıyor. O yağ sayesinde de deniz feneri ve ev ışıkları aydınlatılıyormuş. Bundan dolayı da balina nüfusu inanılmaz azalmış. Mesela insanlar, erkekler, evine erkekleri gidiyormuş ve aylarca geri dönmüyorlarmış. Sadece şu avları yapabilmek için. O dönemde balinaları avlamak için kullanılan. Şu an bitti. Evet, sonunda fotoğraflarımızı çekildik. Bu seremoni bitti. Ama bunu bitmedi. Asla bitmiyor. Sürekli çek diyor beni. Fotoğraf aşkı olmayan bir yol arkadaşı lazım bana arkadaşlar. Bunların hepsini YouTube'da izleyeceksin Serpil abla. Şu an beni asla duymuyorsun biliyorum. Ama YouTube'da bunların hepsini izleyeceksin. Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. Bana ne, çekmiyorum. Az önce şuradan Hollanda'da şey yuvarlıyorlar ya, peynir. Peynir yarışları yapıyorlar şuradan şöyle. Aşağı doğru yuvarlanıyor. Burası bayağı bu arada şey, yokuş. Yuvarlanıyorduk az kalsın. Bak şimdi şu fotoğrafın güzelliğine bak. Senin kamerayla şu güzel olmaz mı? Allah neyse aşkına. Ben çekeyim, dönüyorum. Baksana seni. Yine beni bırakıp kaçmışsın. Titanik'i yaşıyor kadın burada ya tek başına. Bu abimiz de tutmuş seni çekmeye çalışıyor abla. Tam ipin altına denk gelmişsin. Tam ip burada. Sen de onun altına denk gelmişsin. Abi de seni tutup çekmeye çalışıyor gibi olmuş. Balık tutarken, yani balina avlıyor ya bu arkadaşlar daha çok. Onları avlarken açık denizlerde kaybolan denizcilerin anısına yapılmış. Ana.
Evet. Nasıl geçiyor gezi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz hiç merak etmeyin. Amerika'ya geldiğinizde hep birlikte gezeceğiz. Bana ulaşmanız yeterli arkadaşlar. Şu doğanın güzelliğine bakın. Hepinizi kucaklıyorum. İkinci koşuşum. Serpil abla ikili çekmeyi unutmuş. Ama yine de başardım. Hollandalıları geçtik abla, ne diyorsun? Sırayla. Koş 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 koş. Yuvarlanma, peynir gibi yuvarlanma sakın, dikkat et. Geri koşmana gerek yok, geliyorum. Şu an resmen geberdim. İkinciyi çekiyor. Çekmeyi unutmuş. Nasıl yapabilir bunu? Wow! Öyle bir sıcak var ki şiddetle tavsiye edilir. Çilekli maden suyu aldım. Harika. Böyle bir sıcak yok abi. İçimiz dışımız pişti resmen. Şey gibi olduk. Çevirme piliç gibi olduk abla. Hep sen yoldan çıkarıyorsun. Bizi böyle yollara sen sokuyorsun ha. Evet çok güzelmiş gerçekten. Bayıldım. Şeyin tozun toprağın içinde, yeşilin içinde. O kadar güzel ki, harika. Şu an çok sevinçliyim. Hemen ormanda deniz bakar mısın ya? Allah'ım ya. Evet şurası güzelmiş. Burası yeşil yola benziyor. Ha bu arada Netflix'te herkes Stranger Things'i bilir. Stranger Things burada hemen yakında çekiliyormuş. Bir mağara burada. Oradan ilham alınmış. Yani burada çekiliyormuş daha doğrusu. İlham alınmış falan değil. Şimdi tam sahilin kenarına geliyoruz. Evet, denize yakın olmak ne kadar güzel bir duygu ya. Haklısın ablacığım, seni neden dinlemiyorum ben? Atalarımız boşuna dememiş büyük sözü dinle diye. Abimize bak. Dikkat et. Bir defa zıplamıyor. Göremedim, bir daha dene. Ben zaten beni yine çekemiyorsun ki, ben eminim. Boşver, okyanusun sesi geliyor ya, sen ona bak. Çek okyanusu içine çek. Okyanusu içine çek, tuzlu suyu içine çek. Tuzlu havayı içine çek. Hapşıracağım. Hapşır, çok yaşa. Babili babili nasıl? Babili harika. Babili babili babili. Babili babili. Bak balıkçılar dönüyor. Nasıl atıyorsun abla, at bakayım. Sen şeytan taşlıyor gibisin ya. Dilek tut bari, belki kabul olur. Şeytan taşlıyorsun şu an. Oh, bol bereket para olsun ya Rabbi. Arkadaşlar şimdi deniz fenerini de bitirdik. Gerçekten efsane bir yerdi. Şimdi de bir sonraki lokasyonumuza gidiyoruz. Bir sonraki lokasyonumuz da Gusmanstag. Orası da yani böyle bir iskele, balıkçılar falan var. Hadi şimdi de balıkçıya gidelim. Evet şimdi de son durağımıza geldik. Burada da balıklarımızı yiyeceğiz. Şimdi size etrafı göstereyim. Gerçekten harika, çeşitli taze taze balıklar yiyeceğiz. Hadi bakayım gösterelim size etrafı. Evet, restorandaki manzaramız. Gerçekten harika bir yer. Arkadaşlar şimdi restoranımıza geldik. Siparişlerimizi verdik. Neler sipariş verdik abla? Appetizer'ları da verdik ama yemekleri de verdik. Starter yani başlangıç yemeklerimizi sipariş verdik. Oyster söyledik. Oyster söyledik. Kalamar söyledik. Kalamar söyledik. Bir de krem mi söyledik? Yengeç keki söyledik. Prep kek sipariş verdik. Yani yengeç keki. Şimdi bekliyoruz. Oyster'ımız. Bu yengeç kekimiz. Amerika'nın kendi kalamarı. Burada domates sosu falan var. Martılar gelip yemeklerini misafir ediyorsun. Ben var ya şeyde, mayalı içinde oturdum kuracağım. Sandviç yapmışım kendime, çok güzel. Ondan sonra şimdi oturdum denizin kenarında. Çıkarttım sandviçi. Biliyorum, ondan sonra kafamı böyle bir şey. Bu vurdu kafama. Martı.
kafama bir şey vurdu. Ne oluyor dedim. Ondan sonra baktım sandviçimden biri sıktı. Sonra da uçtu gitti. Yarısından mı aldı? Şaşırdım kaldım. Nasıl saldırıyorlar biliyor musun? Ondan sonra baktım etrafa şaşırdım ne oluyor diye baktım beni görenler gülüyorlar. Böyle şaka gibi. Amazing. Sünger Bob'un şeye yengeç köftesi. Ve benim yemeğim geldi. Yani bitmeden. Ne vardı içerisinde? Lobster şey istakoz. İstakoz ve biraz salata falan bir şeyler var. Gerçekten çok keyifli bir gün oldu ama gerçekten çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Bana kalsa ben evde yatardım şu an. Bugün de, bu muhteşem günde evde yatıyor olurdum. Biz artık ana yemeklerimizle kendimiz yiyelim. Bunları da göstermeyelim size. Daha sonrasında etrafı deriz. Şimdilik bir ara verelim. Evet, yemeğimizi bitirdik. Nasıl doyduk? Göbeklerimiz. Evet. Tahir'e falan gidelim. Size kumsalları gösterelim. Bu son durağımızdı. Bundan sonrasında zaten trene devam edip, otobüsle trene geçip, evet, trenden sonra da evlerimize geçeceğiz. Evet. Şehre gidince buranın huzuru, güzelliği anlaşılacak. Şimdi şuraya doğru gidelim. Evet. Hadi. Yani kum tepeleri, kum tepelerine çıkarsak yasak. Olası büyük dalga malga olduğunda, aha, o koruyor. Onları koruyor, anladım. Tekrar giriliyor. New York'a kış geldi mi kayak yapabilirsin. New York'un dışında parklar var, piknik yerleri var. New York ziyaret olarak New York'a her şey. Evet. Neyciyim ben? Detaycı mıyım? Acayip detaycısın. Yani bu ne anlama geliyor? Özellikle de estetik konusunda. Evet. Çok detaycısın. In a gown and a crown. Like topside lobster in the rough diyor. Aslında buraya da gelebilirmiş işte. Buradan da denize giriyoruz. Atlasam mı acaba? Güzel balıklar var içeride. Bugün denize doyduk. Gerçekten. Bak taze taze balıklar geliyor. Görüyor musunuz? Hemen bunlar taze taze çıkıyor. Bizim için pişiyor. Bak abilerim keyif yapmış. Evet arkadaşlar, bugünlük gezimizin sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kısa videolarım için de Instagram hesabımı hemen buradan bulabilirsiniz. Takip edin lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Take me back, all the way back.